Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. Şimdi diyor ki Allah dileseydi hepinizi doğru yolda toplardı. Hepinizi doğru yola getirirdi. O dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir. Ondan sonra yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız. Allah Allah. Ya beni o saptırıyor ve beni o sorumlu tutuyor. Bu nasıl bir şey? Şimdi böyle bir noktada siz kendinizi nasıl şey yaparsınız? Evet, tamam şu anda ibadet falan filan yapıyorum ama Allah saptırdığı zaman benim yapabileceğim bir şey var mı? Saptırması için önce doğru yolda olmam lazım değil mi? Ben doğru yolda giderken Allah bir gün beni saptırdıysa ne yapacağım? O zaman yolun üstündeki üçkağıtçılar devreye giriyor. Gel ben kurtarırım diyor. Kimden? Allah'tan. Haşa. Bu daha büyük Allah. Gel. Bizim efendinin elini al. Tamam garanti. Uş Said Nursi de diyor kim gidiyor bizim şakitlerin arasına girerse tamam. Şeyde olmuyor. Kurtuluş ne demek? Ferit makamında, Allah'la aynı makamda yani. Ferdiyet makamına çıkar. Ferdiyet makamı yani. Birlik makamı. Öyle aşağılar kurtarmaz. E bunun için ne olacak? Bazı insanlar yetkili olacak. O Allah'ta kim oluyormuş ya? Bunun manası odur. Bu kelimeyi söylemezler. Söyleseler hiç kimse onları kabul etmez tabi. Elbette ki cenab Hakk'a çok saygılı olduklarını söyleyecekler. Elbette ki çok dindar gözükecekler. Ama ferdiyet makamında beyler. Korkma diyor ahirette Resulullah kurtaracak. Kimden? O zaman onu daha bir güçlü olması lazım değil mi? Allah cehenneme atmak isteyecek o da kurtaracak. Tabi şimdi önce şeyi bozuyorlar ayetin mealini. Bakın ayet hadise gerek yok. Ayetini hale getirmişler görüyorsunuz. Şimdi bunların hepsi kendilerinin maturide olduğunu söylerler. İmam Maturidi bu ayet ediyor ki tercih Allah diyor ki tercih ben yapsaydım hepinizi cennet şeye doğru yolda tutardım. Niye biriniz kafir, biriniz mümin olsun ama ben tercih size bıraktım diyor. Kim dalaleti tercih eder sonun dalalette kim de hidayet tercih ederse onu hidayete bırakırım. Tabii ki yaptıklarından sorumlu, sorumlu olacaksın. Yanlış bir şey var mı orada? Önce Cenab-ı Hak bu Allah'a Allah güven olmaz şeklinde getirmişler işi. Zaten hadisler de uydurmuşlar. Ananın rahminde kafirsen kafirsin. Ana rahminde müminsen müminsen. E ölene kadar ana rahminde kafir yazılmışsın da son nefesine kadar mümince davransan en iyi mümin son nefesinde kafir olur cehenneme gidersin diyor. Ana rahminde mümin yazılmışsan son nefesine kadar bütün üç yapsan son nefesinde mümin olur cennete gidersin. Bu ne? Böyle olunca ne oluyor? Adam diyor bu Allah'a güven olmaz diyor değil mi? Buna inanırsa. Öyle olmaz mı? Ondan sonra araya şefaatçiler giriyor tabi. Ölürken, hayattayken gel bizim cemaate gir. E buraya girdikten sonra ahiretini kurtarmak için adam bütün malını mülkünü verir. Niye vermesin ki? Ondan sonra burada da kurtaracak, ölürken de kurtaracak, ahirette de kurtaracak, cennette de zaten en yüksek makamdasınız. Anladınız mı niçin ortaya çıktığını şefaatim? Önce Allah'a güvensizlik, sonra başkasına güven. İşte iblis doğru yolun ortasına böyle oturuyor.